sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. Birinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden 2014 yılında aşk hayatınız ve sevgili ilişkilerinizle alakalı bazı özel gökyüzü görünümlerini sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi Koç burcu ilginç bir dönem yaşıyor. Koç burcunda, evet, aşk hayatı ve sevgili ilişkileri ve ilişkilerle alakalı bazı etkilerle, evet, karşılaşacağız. Evet, ilişkilerle alakalı bu yıl sınavlar da var, ilginç değişimler de var. Koçlar için özel ve önemli bir yıl içerisinde. Evet, evet. Bayağı gerçekten ilginç bir dönemde. Çünkü Uranüs Koç burcunda. Evet. Uranüs Koç burcunda hızlı hareket, evet, ederken ilişkilerde aslında pek çok da dengesizlik sağlıyor. Doğum haritalarında Uranüs'ün etkisi aslında olumlu olan pek çok arkadaşımız, hı hı, gerçek aşk ve sevgi ilişkileriyle bu, evet, yıl karşılaşabilirler. Bu yıl 4 Mayıs'ta 30 Mayıs arasında Venüs'ün Koç burcunda hareket ettiği dönemlerde, hı hı, duygusal hayatlarında bilhassa 18 Nisan haftasında yeni tanışmalar, hı hı, ve yeni hareketlerle karşılaşabilirler. Güneş tutulmalarında Koç burcunda olduğunu düşünürsek 15 Nisan tutulması, 8 Ekim ve 23 Ekim, evet, tutulması hızlı bir şeyler ortaya çıkarabilir. Ne dersin? Evet, o ilişkiler evinde olduğu için tutulma ilişkilerle alakalı yeni kapılar açabilir hayatlarında. Ani tanışmalar veya süregelen ilişkilerde değişimler, ani bir evlilik kararı olabilir. Ama yolunda gitmeyen ilişkileri bitirebilir de bu tutulmalar tabii ki. Sıkıntılı bir ilişki, yanlış bir, evet, seçimi bitirebilir. Bu yıl Mars da uzun süre karşıt evlerinde. Tabii ki aslında çoğunlukla Koç burcu için, hı, problemli bir ilişkinin bitiş, evet, problemli bir ilişkinin bitiş, rahatlama, hı hı, yeni bir ilişkinin başlangıç yılı olarak görünmekte. Yılın en şanslı günü olarak İkinci yarısı daha iyi görünüyor. 18 Ağustos. Jüpiter Aslan'a geçince yeni aşklar, evet, özellikle genç koçlarda yeni fırsatlar daha fazla gündemde görünüyor. Favori gün 18 Ağustos. Evet. Mutluluklar. Hoşça kalın. Güle güle.